Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde alt sorguları inceleyeceğiz. Alt sorgular İngilizce tabirle subquery, veri tabanlarında kullanılan bir yardımcı sorgu tekniğidir aslında. Ne işe yarar bu? Normalde tek bir sorgu yaparız. Tek bir select cümleciğinde diyelim. Ama alt sorgularla birlikte bir sorguya verilen örneğin filtreleme yani ver değerlerini, ver kısmına göndereceğimiz değerleri başka bir sorgudan aldığımız sonuca göre oluşturabiliriz. Ekranda bir örnek var. Mesela burada basit bir product üzerinden ver filtremiz var ama dikkat ederseniz list price büyüktür demiş ve select AVG list price from product product production product diye alt bir sorgu yapmış. Parantezlere dikkat ederseniz. İşte bu subquery'dir. Ne yapar bu? Sizin aslında aynı tablo içerisinde list price'ın average'ını yani ortalamasını alır ve üstteki sorguya gönderir. Bu sorguda da list price bunun average'ından büyükse büyük olanları getir der. Burada çalışma mantığı şudur. Bunu ilk çalıştırdığınız zaman şurası çalışır. Burası sonucu üretir. Ondan sonra SQL Server veri tabanı motoru bunu şuradaki üst sorguya bir parametre verisi olarak gönderir ve sonrasında da üst sorgu çalışır. Yani önce alt sorgu sonuç üretir, çalışır. İlk çalışan budur. Oradan elde edilen sonuç da buraya verilir. Buradan da üst sorgu çalışarak sonuç elde edilir. Teknik olarak birçok alanda işinizi gören bir tekniktir, yetenektir. Ancak gereksiz kullanımı performans zafiyetlerine yol açar. Her bulduğunuz yerde kullanmak doğru değildir. Çünkü bunlar tek bir sorguda iki tane ya da birden fazla sorgu anlamına gelir. Bu da performansı düşürücü yöntemlerdir. Ancak bazen gerçekten gerekli olduğu durumlar olur. O zaman da kullanmanız gerekir. Alt sorgular birkaç farklı amaç için kullanılır. Birincisi üst sorgudaki her bir kayıt için arama yapılmasını sağlamak. İkincisi bir sorguyu birkaç mantıksal basamağa bölmek. Üçüncüsü in, any, all, exist özellikleriyle ver koşulu için liste sağlamaktır. Bunlar teknik olarak yapılabilirlikler. Tabii kendinde alt başlıkları da vardır. İç içe alt sorgular oluşturma, tekil değerler döndüren iç içe sorgular ya da çoğul değerler döndüren iç içe yani çoklu sonuç döndüren iç içe sorgular. Bunların hepsini sonraki videolarda anlatacağım ve öğrenmiş olacaksınız. Bir önceki dersimizde SQL Server'da alt sorguları incelerken tekil sonuç döndüren alt sorguları incelemiştik. Ancak her zaman tekil sonuç döndüren alt sorgular kullanmak zorunda değiliz. Örneğin bir alt sorgudan birkaç kaydın dönmesini ve üstteki sorguda bu kayıtların işlenmesini, o kayıtlara uyan satırların getirilmesini bekleyebiliriz. Bu durum için genelde kullanılan yöntem tabii ki in'dir. In kullanırken öncelikle temel bir in kullanımını, in sorgusunu deneyeceğiz. Ben bunu execute ile çalıştırıyorum. Özet olarak bir join işlemi gerçekleştirdim. Bu join'de product kategori ID sütununda bir in sorgusuyla 1, 2 ve 3 product kategori ID değerinin sonuçlarının getirilmesini istedim. Bu şu anlama geliyor. Kategori ID'si 1 ve 2 ve 3 olan kayıtlar sonucunda bana ilgili kayıtların ürün kategorilerini getir. Kategori ve alt kategorilerini getir şeklinde özetleyebilirim. Bunu dinamik olarak nasıl yapabilirim? Dinamik yapabilmem için öncelikle buradaki değerleri başka bir tablodan getirebiliyor olmalıyım. Yani 1, 2 ve 3 kayıtlarını
başka bir tablodan almalıyım. Bunun için de yukarıdaki sorguyu değiştirmeden, yani üst sorguyu, alt sorgu kısmında ben select product category ID from production.product kategoriyi ver, product category ID eşittir 1 or ya da 2 ya da 3 şeklinde bir sorgu oluşturdum. Bu kullanımı kavrayabilmeniz için AND ve OR videolarını incelemeniz faydalı olacaktır. Burada bana 3 farklı kategori getirilecek. Bunların sonucunda ben eğer bu kayıtlarda bu kategori ID'lerine sahip kategoriler varsa onları listeleyebilirim. Az önceki kayıtta da in kullanımında da 25 kayıt gelmişti. Şimdi de 25 kayıt geldi. Yani bu şekilde birden fazla alttan gelen, alt sorgudan gelen kaydın üst sorguda karşılanarak bir ver filtresi uygulanması sağlanabilir. Konuyla ilgili detayları kitapta incelemenizde fayda var. Kitapta daha fazla örnek hazırladık. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde alt sorguların bir alt başlığı olan türetilmiş tabloları inceleyeceğiz. Türetilmiş tablolar güzel bir tabir aslında. Şimdi bunu nasıl yaparız ona bakacağız ve nedir? Türetilmiş tablolar alt sorguların özel bir halidir. Bir sorgudan gelen kayıtları tabloymuş gibi kullanmak için tercih edilir. Yani siz bir yerden bir veri alıyorsunuz, herhangi bir tablodan ya da birkaç tablodan, bunları elde ettiğiniz veriyi bir tabloymuş gibi sorguluyorsunuz. Sonuç üzerinde, sorgu sonucu üzerinde bir sorgu yapmanızı sağlıyor aslında. Temel prensip bu şekilde. Türetilmiş tablolar from ifadesinden sonra gelen select ifadesinin parantez içerisine alınıp bir takma adı verilmesiyle oluşturulur. İlk örneğimiz şu. Şimdi benim basit bir max işlemim var. Maksimumunu bulma. Burada şuraya girmiyorum şimdi. From'dan sonra bir tablo yazmam gerek normalde. Ancak bakıyorum burada bir select sorgum var. Nedir bu? Select pc.product category id. Bunu bir sütun olarak kullanmış burada. Peki devam ediyorum. Count, bu da bir gruplama işlemi zaten. Demek ki gruplama yapacağım burada. Kategorinin adedini toplamışım burada. Count ile. Ve from production.product kategori diye bir join yapıyorum. Ona bir alias verdim burada. Inner join ne ile birleştireceğim product kategoriyi? Product, sub kategori, alt kategorilerle birleştireceğim. Onun da adı PSC kısaltması. Sonra on diyerek bunları birleştiriyorum. Ve group by diyorum. Ne üzerinde gruplama? Product'ın kategori ID'si. Bakın zaten burada şurada sütun olarak yazdıysam onu gruplamam gerekiyor. Bu gruplamanın temel bir kuralı. Tamam. Burası standart basit bir sorgu aslında. Hani bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bu gruplama sorgusu. Şöyle açıklayalım. Bu kategorideki bu kategorinin, yani ürünlerin kategorileri var ya, ürünlerin bu kategorisinin nedir bunun adı? 3 ID'li kategoride bu kadar 8 tane alt kategori varmış. Aslında temel istek bu şekilde. Kategorinin altında kaç tane kategori var? Bu sonucu bize veriyor. Sonrasında diyoruz ki bunu ben bir tablo olarak kullanacağım diyoruz. Bu sorgunun sonucunu. Onu da bir tabloymuş gibi parantez içerisinde ben yazıyorum. Sonra da bir alias veriyorum. Artık tablonun adı grup burada. Bu sorgunun sonucunun sonucunu tablo yaptım. Tabloymuş gibi yaptım. Ona da grup adını verdim. Sonra da dedim ki bunu da bir sorgu sütunu olarak kullanayım. Max, max'ını alacağım. Yani şuradaki en yükseği alacağım. Ne yapacağım o zaman? Grup demiştim bunun adına. Grup nokta, kendisine bir referans veriyorum. Kategori adet. Bunları max'ını al. Tabii ki 14'ü bana verecek. Tekrar bakıyorum.
Bunun en büyüğü 14. 3 sorgu ile birlikte kullandığımda bana direkt bunu verdi. Devam ediyorum. Bunun iç sorgusunu ayrı olarak gösteriyorum burada. Bunu da zaten inceledik. İçerisindeki sorgu bu. Başka bir türetilmiş tablo daha. Bunu şöyle yapayım, daha net olsun. Bakın burada da gene aynı şekilde bir join vesaire işlemimiz var. Kategori adet şurada. Şunu da yukarıya alayım. Bunu da aşağı. Evet. Yukarıda gene aynı şey var. Burada da aynı şey, tek farkı şurası. Bakın burada şunu yapıyorum. İçeriden bir sonuç dönüyor bana. Hatta çalıştırayım ondan sonra. Bakın içeride bir sorgu var. Ama dikkat ederseniz içeride birden fazla sütun var. Mesela burada product kategori ID diye bir sütun daha var. İstesek bunu da elde ederiz yani. Bunu da elde etmek istiyorsanız türetilmiş tablolar kuralı diyor ki mesela şunu, kategori adeti zaten bu şekilde alıyoruz biz. Elde ettiğimiz sonucu. O da neyi veriyor? Şunu veriyor aslında. Count'un sonucunu veriyor bize. Ama diyoruz ki eğer sen ekstra bir tane daha sütun almak istiyorsan iç sorgudan, o zaman bunu da şuraya tanımla, bunu da elde edersin o zaman dışarıdan. Şuradaki kategori ID bilgisini de dış sorguda elde etmek istiyorsanız, yani iç sorgunun türetilmiş tablonun bir sütunuymuş gibi görüp onu da elde etmek istiyorsanız, onu da grubun yanında parantezler içerisinde yazmanız gerekiyor ki dışarıdan ona erişebilirsiniz. Genel olarak bu şekilde diyebiliriz.